Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç, Elazığ'ın yol durumunu değerlendirdi. Kazaların giderek arttığı Elazığ'da trafik kazalarına dur demek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Elazığ'da son 7 ayda meydana gelen 587 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken 1046 kişi ise yaralandı. Öte yandan 7 ay içerisinde gerçekleşen 791 kazanın ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç, Elazığ'ın yol ve trafik durumunu değerlendirdi. Depremden dolayı yıkılan yerler oldu. Yıkılan yerler olduğundan dolayı asfaltlarda ciddi bir zedelenmeler var. Ancak tabii belediye ve belediye çalışanlarımız bununla ilgili ciddi çalışma içerisindeler. Ve bu sorunu da en yakın zamanda çözeceklerdir. Çünkü asfaltlama işlem biliyorsunuz çok olmuyor. Olmamasının sebebi işte ev yıkılıyor. Yıkılırken hani o demiri veya betonu kırarken asfalta zarar veriyorlar. Şimdi asfaltı yapsalar bu sefer yanındaki ev yıkılsa tekrar o asfalt zarar göreceğinden dolayı hem devletimize zarar olmasın hem belediyemize zarar olmasın diye belki bu şu anda olabilir. Ama Elazığ'da şu anda sistem olarak, çalışma sistemi olarak güzel bir şekilde giden bir olay var. Yollarımız en yakın zamanda inşallah daha iyi, daha profesyonel olacaktır. Zaten Türkiye'de yaşanan trafik kazalarında genelde yol kusuru %1-%2 orandadır. Genelde yaşanan trafik kazalarında sürücü ağırlıklıdır. Yani hani kaza oranı işte %60'larda %70'lerdedir. Yol durumu çok düşük olduğundan dolayı hani bu yolla ilgili çok bir şey yapmaya gerek yok. Asfaltlama dediğimiz gibi veya yeni bulvarların açılması bu son zamanlarda zaten hayli fazla. Belediyemiz bu konuda zaten gereğini yapıyor. 5 yıl öncesine kadar trafik levhalarının kötü bir durumda olduğunu belirten Halil Saraç, Elazığ'ın son zamanlarda trafik alanında çığır açtığını söyledi. O levhalar bir ara çok kötüydü. Özellikle bundan 5 sene, 6 sene önce trafik levhaları Elazığ'da çok yanlıştı. İstanbul'dan biz buraya bir trafik mühendisi getirmiştik. Geçen yine bir misafir ettik bundan 7-8 sene önce. Yaklaşık herhalde böyle bir 6 ay falan oldu. 6 ay önce bir trafik mühendisi geldiğinde Elazığ'ın çok değiştiğini, trafik noktasında çığır açtığını söyledi. Özellikle bu trafik levhalarında. Yani İstanbul standartlarına yakın, yani özellikle yönlendirme levhaları olsun, trafik kurallarındaki trafik levhaları olsun. Bu yerinde olan bir şey. Ben bunu da tabii Elazığ'da Ulaştırma Müdürlüğü yapan arkadaşlara bağlıyorum ve Ulaştırma Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlara bağlıyorum. Özverili bir şekilde çalışıyorlar. Zaten belediyeye bir mesaj attığında işte bu trafik levhasında bir sıkıntı var dediğinde 10 dakika sonra zaten yenilendiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.